Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Senden kibarlık beklemiyorum zaten. Kızım. Ne benim kızım ha? Ustura. Ustura. Ne yapıyor benim kızım? Gir içeri. Bu kadar mı başka kimse yok mu? Ustura ve ben. Artık bir de sen. Gir içeri. Gürültü istemem, eşya kalabalık sevmem. İşte yatak, banyo da orada. Yeni evin, yeni hayatın hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar da ürkeksin. Kalbinin sesi buraya kadar bile geliyor. Nerede o cevval doktor? Hı? Nereye gitti? Korkma, ısırmam. Dokunma bana. Buralar sana emanet. Giren çıkan olmayacak dilsiz. Aman, aman, aman. Benim aslım büyümüş de babasına kahve mi yapmış? Getir bakalım nasıl olmuş. Tam kıvamında. Ellerine sağlık, gül yüzlü kızım. Gel bakalım babanın kucağına. Hop. Gelin kahveni de içeceğim inşallah. Ben evlenmeyeceğim ki. Hiç bırakmayacağım seni. Keşke. Ama eşyanın da bir tabiatı var kızım. Bu benim, sen yedin. Ya hayır ya. Ya uf, o dündü, tamam mı? Saklamasaydın o zaman yeseydin. Ya hayır. Ya verir misin şu çikolatayı? Çocuklar yapmayın. Abi abla, ben yemeyeceğim. Benimkini de siz yiyin. Bak, o çikolata benim, tamam mı? Ya gel buraya.
kimse için kendini feda etme. Herkesin savaşı kendine. Kardeşim bile olsa yaptığın fedakarlık gün gelir omuzlarındaki tek yükün görevin olur. Tamam mı kızım? Tamam mı video? Neden geldik buraya? Artık burada yaşayacağız. Senin ödül ve ceza kavramların birbirine karışmış bence. Senin kapısız cehennem gibi evinde yaşamaktansa burası bana ödül gibi. Daha başına neler geleceğini bilmiyorsun bile. Unutma bak. Bazı sessizlikler çığlıktan çabuk sağır eder. Kurtuluşun sandığın şey belan olur. Hadi. İşte bak. Cehennemin kapıları sonuna kadar açık sana. Hadi bakalım. Peki hastane ne olacak? İşe gidebilecek miyim? Daha gazetecilere söylediklerin hesabını almadım senden. Niye? Bu eve gelmek cezaysa hastanenin de ceza olması lazım. İlk başta ben söylemiştim sana ailenle kalalım diye. Ev hanımlığı sana çok yakışacak. Anneanne, ben senin yanına oturacağım. Gel. Hayır Özge, herkes yerinde oturacak. Ya elleme çocuğu, gelsin işte. Hadi gel. Yüz verme şuna, kocaman oldu, kendisi yiyecek. Niye senin yanına gelmek istiyor bilmiyor muyum ben? Ya Allah Allah, bırak kızma bir yeğenime ya. Kalk dayıcığım, kalk. Kalk geç anneannenin yanına. Gel. Zaten bu annem var ya, oldum olası böyleydi bak. Şu kadar kaşık kadar da beni kıskanırdı. Şimdi sende sıra yani. Abi. Abi ne abi? Yalan mı? Bırak yeğenim. Ailemizin tek torunu o. Onu şımartmayacağız da kimi şımartacağız değil mi? Prensesim istediğini yapabilir. Ailemizin ilk erkek torunu da Ferhat'ımdan gelecek inşallah. Ah yavrum hoş geldiniz. Gelinim, bak kaynanan seni ne kadar seviyor. Sofranın üstüne geldiniz. Hülya, hemen iki tane servis getir. Buyurun buyurun, oturun. Hayırdır evlat? Hangi rüzgar attı sizi? Evde çok sıkılmış, ben de kıyamadım, buraya getirdim. Otur. Artık burada yaşayacağız. Eyvah! Teyzemin oğlu ne yaptın ya? Yengeyi yaktın vallahi. Ya buraya getireceğine kaynar kazana atsaydın daha iyiydi ya. Öf, abidin ya. Aşk olsun. Bundan büyük müjde mi olur benim için? Oğlumla gelinim yan yana evimizde dizimin dibindeler. Birbirinize doysaydınız evladım bir. Hı? Aç değilim ben, sağ ol. Kızım çabuk üst kattaki çarşafları değiştir, havalandır. Eksik gedik var mı bak. Gelip kontrol edeceğim ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.